İnci Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne güzel böyle güneşli bir günde bize vakit ayırdınız. Evet. Son güneşli günlerimizi yaşıyoruz. Değil mi? Ve evet. Siz de geldiniz burada bizimle konuşacaksınız. Hikayenizi anlatmayı kabul ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ne zaman geldiniz Berlin'e? Ben 1990'da Ocak ayının sonunda geldim. Evlenerek mi? Evlenerek evet. Evlilik. Aile birleşimiyle geldiniz. Evet aynen öyle. Almanca biliyor muydunuz geldiğinizde? Hayır maalesef. Olsun. Çünkü çok küçük yaşta evlendim. 15 yaşında evlendim. Oo. Evet. Çocuk yaşta. Ondan sonra 90'da buraya geldim. Yani 2 sene orada beklemek zorunda kaldım. O zamanlar tabii ki böyle kurs ne falan zorunlu değildi. Evet. Ve göndermezlerdi. Hani geldiğimde yani gidenlere iyi gözden bakmıyorlardı. Aa, gerçekten. Evet. Ne düşünüyor, yorum yapıyorlardı ya, mesela? Gidenler yani nasıl anlatsam kötü kadınlar gidiyor. Ha. Yani istiyorlardı ki yani biz hiçbir şey bilmeyelim, öğrenmeyelim, hep onlara muhtaç olalım ki öyle de oldu yani. Hı hı, hı. Yani dışarı yüzü görmedik geldiğimizde. Kaç yıl devam etti bu böyle? Bu böyle aşağı yukarı 97-96'ya kadar sürdü. Hı hı. Bu eşinizin ailesinden bahsediyorsunuz evet, değil mi? Hı hı. Yani dışarıya gitmedik. İşte geldim, ondan sonra hamile kaldım. Çocuğum hı hı. oldu. Hı hı. Doktor bile yani hamileliğimi bile bilemedim. Zaten kendim de küçüktüm. Ay. Çocuk doğurdum. Kaynanam sürekli götürürdü çocuğu doktora. Biz evde ev işi, çöp bile dökmezdik. Yani ne diyorsun? Öyle dışarı çıkartmazlardı. O yüzden Almanca da öğrenemedim. Ayrıldıktan sonra kaynanamdan tabii ki evet gidebilirdim ama ondan sonra sorunlar başladı. Hı hı. Birinci çocuk derken ikinci çocuk, üçüncü çocuk oldu. Hı hı. Tabii sorunlar da çocuklarla beraber büyüdü. Hı hı. Bu şekilde yıllar 32 geçti. Yıl evet geçti yani geçti ama bir şekilde geçti. Hı hı. Yani tabii bu destek bulamamak çok büyük bir zorluk. Tabii ki zor. Çünkü benim burada hiç kimsem yoktu. Hı hı. Bana destek verecek. Hı hı. Yani nasıl anlatsam size. Böyle yani Türkiye'den getiriyorlardı. Evlendirip getiriyorlardı. Aslında eş olarak, aile olarak değil. Yani evlerine bir temizlikçi mi diyelim. Ne diyelim, ben yani öyle yorumluyorum. Görevli. Evet, o şekilde. Her işe koşacak birisi. İş aynen. gücü yani aslında. Aynen öyle, aynen öyle. Hı hı. O şekilde yani gelişti her şey. Türkiye'de nereden geldiniz peki? Ben hangi Çorum'dan şehirden? Geldim. Çorum'dan geldiniz. Evet. Hı hı. Yani çok tabii küçük yaşta böyle bir şeylere de itiraz edebilecek durumunuz da yok. Değil, tabii tabii. Çünkü ben kendim de yani kendimi tanıdım tanıyalı ben yurtta büyüdüm. Hı. Yurtta büyüdüğüm için yurttan çıktım. Zaten orada da hani kapalı bir yerdeydik. Dışarı sokak hayatını bilmezdik yani. Hı hı. Evlendim yine aynı şekilde. Hı hı. Hep böyle korkarak yani dışarı çıktığımız zaman, bir gezmelere de gittiğimiz zaman biri sürekli birisi bize bakıyormuş gibi hissediyordum hep. Hı hı. Ondan sonra da işte eşimle problemim oldu. Yani ben evlendiğimde eşim zaten uyuşturucu kullanıyormuş ama ben bilmiyorum. Tabii çocuk yaşta hiç sadece evet. televizyonlarda gördüğümüz tabii. kadarıyla biliyordum. Aha. Onu kabullenmek istemediler. Hmm. Yani söylediğim halde. Hı-hı. O şekilde gelişti. Yani 23 yılım boşa gitti diyebilirim. Hmm. Boşandınız mı sonra? Tabii tabii. Boşandım. Boşanmaya siz istediğiniz ve boşandınız mı? Yoksa zor mu oldu? Nasıl oldu? Tabii ki zor oldu. Hı-hı. Yani kabul bizim, etmediler evet, bunda. Türk ailelerini biliyorsunuz yani. Hı-hı. Kolay olmuyor bir şekilde. Zorluklar çıkıyor. Nasıl göze aldınız boşanmayı? Şimdi hayatı tanımıyorsunuz, eğitim yok, dil yok. Ne düşündünüz? Nasıl? Tabii dediğim gibi 23 yıl geçti. Hı hı. 23 yıl içinde ben çalışma hayatına başladım. Çalışma hayatına başlayınca tabii ki benim de bir özgürlüğüm oldu. Hı hı. Söz sahibi oldum para kazanınca. Çünkü kendisi çalışmıyordu. Hı. Yani devletten geçiniyordu. Ben de çalıştığım zaman elim para gördü. Benim de bir söz hakkım oldu.
Artık yani çocuklarımın geleceği için, kendim için bir adım atmak zorundaydım. Yani önce denedim, başaramadım. Hayıma gittim. Sığınma evi oldu galiba. Evet. Oraya gittim. Orada hamileydim, başaramadım. Geri döndüm. Hiçbir şey değişmedi tabii ki. Neyi başaramadınız? Ayrılmayı önce. Ama başaramadım. O şekilde. Yani hiç kolay bir şey değil tabii. Tabii ki. Peki çalışmaya nasıl başlayabildiniz? Yani hani onu nasıl sağladınız? Onu nasıl sağladım? Önce tabii ki karşı çıktı. Para da tatlı gelince sonradan ilk maaş günü yolumu bekliyordu camın önünde. Eğer bir sahip çıkanım olsaydı evlenmezdim. Yani şimdiki aklımla bunu düşünüyorum. Yani bir tane çocuk yapardım. Almanca öğrendiniz mi sonradan Maalesef, peki? Maalesef öğrenemedim. O öyle kaldı değil Çünkü mi? Bu sefer geçim derdine düştüm. Tabii. Bu sefer zorunlu yaptılar kursları. Devletten de geçindiğim için mini joblara gidiyordum. Zaman bulamıyordum bu sefer. Çünkü işe gidiyordum, erkenden kalkıyordum. Bu sefer kursa gidiyorsun, kursta eve yan kafan hiçbir şey almıyor. Bugün ne yemek yapayım diyorsun. Tabii. Çocukları düşünüyorsun, o yüzden öğrenemedim maalesef. Halen de bilmiyorum, 32 yıldır buradayım. Çocukları yuvaya göndermiş miydiniz peki o dönem? Bir tanesi gitmişti. En küçük olanı gitmişti. Çünkü o zaman zorunluydu. Önceden zorunlu değildi. Çalışmayan aileler evde bakıyordu. Öyle tam tercih meselesi de değil. Hani yuvalar o zaman paralıydı bildiğim kadarıyla. Şimdi ben hiçbir şey bilmiyorum. Hani yol bilmiyorum, hiçbir yer bilmiyorum. Yuva çağındayken çocuklar öyle fazla bir yer bilmiyordum yani ben. Şimdi hala Türkiye'den gelin geliyor. Değil mi? Yani hala bu bir aslında Berlin'in, Almanya'nın ve Türkiye'nin bir gerçekliği. Hala evlilikle buraya gelen kadınlar var. Genç yaşta gelen kadınlar var. Ne olmalı sizce? Mesela ne olmalı ki o genç kadınlar bu tip sıkıntılarla bir başlarına kalmasınlar? Yani devlet, daha doğrusu buradaki devletten bahsediyorum. Ne tip destek ve imkan sağlamalı? Mesela. Bence en güzeli bu mecburi kursların olması. Çünkü en azından bir başkasına muhtaç olmayacaklar. Evet. O yönden çok avantajlılar. Evet. Gerçekten. Şimdiki gelenler ben zannetmiyorum hani bizim zamanımızdaki gibi yaşasınlar. Çünkü şimdiki gençlerimiz çok akıllılar. Niye özlüyorsunuz en çok? Yani gerçi çok küçük yaşta gelmişsiniz buraya ama hani Türkiye dendiğinde en çok özlediğiniz şey ne? En çok özlediğim şey aslında çok da özlediğim bir şey yok diyebilirim yani. Kaldım. Ama burada olmaktan da çok memnunum. Artık burası benim evim diyor musunuz? Evet. Yani hatta yani Türkiye'yi kesin asla gitmeyi düşünmüyorum. Öyle mi? Evet. Onu yapamam. Düşünmüyorsunuz bile. Yok. Ben burada çok mutluyum. Öyle diyeyim, çok özgürüm. Ama Türkiye'de ben bu kadar yani mutlu olacağımı, özgür olacağımı düşünmüyorum. Korkuyorum. Türkiye beni korkutuyor yani. Peki İnci Hanım, ağzınıza sağlık. Şimdi teşekkür ederim. Bizim projemiz kapsamında bir de şöyle bir şey var. Bir sergi açacağız ve o sergide de göstermek üzere sizden bize bir göç hikayenizi simgeleyen bir nesne getirmenizi istedik, rica ettik. Siz ne getirdiniz bizim için? Ben size kendi memleketimden aldığım, severek aldığım bakır bardak getirdim ayran içmek için. Ay, o bir tane güzel. Kalmıştı bende. Ağzınıza sağlık, dilinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. İyi bakın kendinize. Her şey bundan sonra daha da güzel olsun sizin için. Amin inşallah. Hoşçakalın. Hoşçakalın.